Ya şöyle şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçları, Fenerbahçe tabii derbilerin hepsi de ama özellikle Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Trabzonspor maçları ayrı biliyorsun. Çok ayrı Daha karşılaşmalar. çekişmeli oluyordu. Tabii ayrı karşılaşmalar, ayrı hikayeleri var. Dolayısıyla burada bu karşılaşmada iyi bir defa iyi bir maç bekliyorum yani. İyi böyle sert, agresif, tansiyonun da yüksek olduğu bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Ama tabii şimdi Trabzonspor'un Güvenç hocam kızacak ama belli bir mental yorgunluğu olacak. Çünkü kupa maçından çıktı. Çok da yani Antalya maçı da hani böyle rahat geçmiş gibi gözükse de o kadar da rahat geçmedi mücadele. Ama mental yorgunluk yani fiziksel Ya yorgunluk değil. fiziksel değil, mental yorgunluk. Fiziksel olmaz artık. Çok uzun Salı günü oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla şöyle toparlamak lazım. İlk maç da iyiydi. İlk maçta böyle bayağı heyecanlı bir karşılaşmaydı. Hatta Fenerbahçe'nin ilk düşüşe geçtiği karşılaşmaydı diye hatırlıyorum. O maça da iyi başlamıştı. Evet. Ondan sonra şöyle toparlamak lazım. Trabzonspor biraz rahatladı. Yani Trabzonspor'un en önemli dezavantajı bu büyük karşılaşma öncesinde rahatlaması. Ciddi bir puan farkı oldu. İkinci gelen Konyaspor bir düşüşe geçti. Böyle tekrar eski rüzgarı yakalar mı bilemiyorum. Soru işaretlerim var. Yani çok klasik olacak ama her sonucun olabileceği Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un bu formuna rağmen kazanabileceği iyi bir karşılaşma bekliyorum ben. Ancak şu bir adım önde diyeceğim bir maç değil. Serdar. Yani ben de hocama katılıyorum. Bir kere tansiyonu yüksek. Yani tansiyonu yüksek derken böyle kötü anlaşılmasına heyecanlı yani çok topun her iki kareye gidip geleceği bir maç olur diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin son haftalardaki bu performansına aldanmamak lazım. Ligdeki konumuna aldanmamak lazım. Trabzon'a çok geri olmasına aldanmamak lazım. Bu maçın havası bir kere farklıdır. Sonuçta derbi diye nitelendirilen bir maç. O yüzden ben çok heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Tabii şu an İsmail Hoca, sen az önce Burak Hoca'ya söyledin. Hani kafanda bu maçı oynadın mı diye. İsmail Hoca bence 3-4 kere oynadı. Bozdu, farklı kadrolarla denedi. Bu maçı da çok iyi hazırlandığına eminim. Hem kendisine hem takımına. Ama Trabzonspor'da bir ezber oluştu mu? Oluştu. Ve çok sakin oynuyor Trabzonspor farkındaysanız. Abdullah Hoca oyun ezberi oturduğu için eksikleri var. Olsa da yine de oyun ezberi Türkiye Ligi'nde en çok oturmuş takımlardan biri. Sonuçta onun rahatlığı var onda. Yani 2-0, bak Kayseri'ye karşı 0-0'ken problem yaşıyorsun zaten. 2-0 öne geçmiş bir Kayserispor'u 3-2 geçebilmek, hatta beraberliğe bile getirmek çok kolaydı. Bunda biraz işte o ezberin de etkisi var. Bir de bireysel oyuncular çok fazla. Yani maç çevirebilecek adam sayısı çok Çok. Trabzonspor'da. Kaleci dahil. Burada bir şey Cornelius. ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Lafınızı Estağfurullah hocam, kestim ne ama. demek? Şimdi hocam da yıllarca yaptırmıştır. Yani şimdi rakip analizi yaptığın zaman şimdi Trabzonspor'un o kadar sizin dediğiniz gibi çok fazla silahı var ki yani bu tip takımlara karşı oynamak şimdi her ligin kendine göre Trabzon'u vardır. 2'de de, TFF'de de, 3'te de. Yani çok zor oluyor bunlara karşı strateji Evet. yapmak. Onun içinden dediniz ya İsmail Hoca 3-4 defa bozmuştur. Yani puzzle gibi hakikaten çok zor günler, keyifli ama zor günler geçiriyordur yani bu Yani manada. şöyle düşünelim. Hani Beşiktaş'a karşı oynayan bir rakip der ki ya ben Gezal'ı bir kitleyim. Tabii. Mesela. Onun dışında bir Atiba'yı kitleyim dersin. Efendim Trabzonspor'da hangi biri diyeceksin? İşte sayalım. Cornelius var. Bakasetası var. Siopisi var. Vakame. Vakame'si var. Uğurcan var. Kaleci var. Tabii şimdi stoper sakatlığından dolayı orada bir zayıf noktası var. Evet doğru. Ama sonuç itibariyle bu saydığım isimlerin her biri hani Marakamşı oynar mı? Yok herhalde değil mi o bildiğim Yok. kadarıyla. Canini de var hocam. Canini keza onu unuttuk. Ve bir isim daha söyleyeceğim. Zaten İsmail Hoca o kağıdı kalemi bırakır. Edin Visca. En son o kaldı değil mi? Yani hakikaten bireysel anlamda oyun kurtarabilecek, maç kurtarabilecek çok adamı var. Tabii burada form durumundan dolayı Trabzonspor önde gözükse de derbilerde şanslar hep %50-50'dir maç önceleri. Ama benim anladığım Serdar'la bu arada Abdullah Avcı, İsmail Kartal. Biz İstatistikleri. konuşurken istatistikleri de ekrana versin. Bora Füsunoğlu yönetmenimiz, Evet. editörümüz Yusuf'la beraber. Şimdi hocam benim anladığım şu, Burak'la Serdar Sarıdağ şunu söylüyor.
maçın favorisi Trabzonspor. Hani sonda Serdar ilave etti, büyük maçlarda belli olmaz, %50-50'dir ama yine de ilk kurduğu cümleye bakacak olursak hem Burak'ın hem Serdar'ın, Trabzonspor ağır basıyor. Kadro kalitesi, psikolojik eşik, takımın camianın birleşmesi, takım tam havaya girdi diyor Trabzonspor için iki dostumuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Nasıl görüyorsunuz bu büyük maçı? Şimdi Trabzonspor'da Hamşik oynamayacak herhalde. Dorukhan belki de, o da yok. Yani sakattı. Ya o yarın şekillenir hocam. En önemlisi yani Victor yok. Victor Hugo yok. Şimdi Hamşik de ikisi bana göre Trabzonspor'un tabii saymakta bitmiyor oradaki öndeki adamları. Vakayemesi, Viskası, Caninisi, Cornelius'u falan filan yani. Bakasetası. Şimdi formda bir Dorukhan var hocam, bir de yani eski günlerine döndü. Sakat da ama. Sakat oynamadı geçen maç. Yani i̇şte bu maçta mi? Oynayabilir mi acaba? Bilmiyoruz ki onu. Oynarsa bak, o da. Şimdi burada zaten Trabzon'un şeyleri, forvet şeyi falan çok iyi ama bak şunu tekrar getirebilir miyiz? Fenerbahçe'nin şu pozisyonu. Bu atılma pozisyonundan evvel. O pozisyon yok hocam bizim. Var burada. Var işte ya. Hangisi ya? Bu işte bu. Bunun başını. Hayır, tamam bunun başını. O biraz zaman alır hocam şimdi. Yok ya. Gösteriyordu. Neyse bak şimdi. Burada kaleci Altay'ın acemiliği bir daha böyle gol yedi. O top tutulmaz. Bak bu topu atacaksın dışarı, tamam mı? Yani. Hocam bu maçın üzerinden aylar geçti. Bu ligin ilk yarısındaki maç değil mi? Biliyorum canım. Yani, tamam yok. Yok ama şimdi bir tecrübe işte. Bak, hoca dayanamıyor pozisyonu. Dayanamaz hocam. Bir daha şey yaptı. Bu öyle bir gol daha yedi o. Antrenörü refleksi. Şimdi bak tamam, Fenerbahçe'nin savunması bir yere tam fiyasko. Yani Salahi var ya. Al ikinci bir Montero. Şimdi buradaki golleri şeyde ilk yarı atılan pozisyonu ve penaltıyı göstersek artık insanlar gördüklerine de inanmıyor. Söylenenlere inanmıyor. Salahi çok süratli diyorlar. Salahi şu kadar iyi. Salahi bu kadar iyi. Ya arkadaş ya tamam da şimdi burada pozisyonu biz bir daha göstersek ya böyle bir şey olamaz. Ya penaltı yaptırdı adama güreşçi gibi sarılıyor. Pozisyon almasını bilmiyor. Şey maçında en son bu Slavia maçında arkaya atılan bütün toplar o Tisserand'la ikisi de herhalde Tisserand bir daha oynamaz. Serdar Aziz varsa Serdar Aziz de şey oynar zaten. Kim oynar? Kim? Yani eğer bu Salahi hala oynatmaya çalışıyorsa Allah selamet versin. Ha, ayakları fena değil. Hücum iyi. Şeyi de fena değil. Sen aray dedim ki ben çocuğa şimdi bu istatistikler geldi. Kaleci istatistikleri de aklıma geldi. Sorayım dedim. Ben diyorum ki bu maçta maçın kaderini kaleciler belirler. Mi acaba? Ya o kaleci ne yapsın şey Altay? Yok yani. Yol geçen anı gibi savunma var.